Şimdi Çin Komünist Partisi dünyanın en geniş, en geniş değil mi? De, nüfusu en En, kalabalık ve evet. bugün de ekonomide en birinci partisi. Siz Türkiye'de işte bilmem kaç yıldır mücadele eden, onlara göre oldukça ufak bir partisiniz, küçük Evet. partisiniz. Şimdi sizin 40 yılı aşkın süre ilişkiniz var. 50'ye yakın, evet. Evet. Bir abi kardeş ilişkisi mi doğuyor, başka bir ilişki mi var aranızda? Şimdi bakın, bu benim için de çok büyük bir ders olmuştur. Yani çok şey öğrendim. Çin Komünist Partisi ile 75'ten beri, yani 1975, yani partimiz çok ilişkiler var ve görüşmeler yapıyor, ama benim bizzat Çin'de davetli olarak katıldığım, Çin Devleti'nin davetlisi olarak katıldığım geziler 1975, 77, 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2015, 2016, 2017. Yani 10 kere gitmişim. Bu ilişkilerin hepsinde şunu gördüm. Bu Çin Komünist Partisi'nin çok önemli bir terbiyesi. Karşıdaki partiyi eşit görür. Mesela diyelim biz 75'te gittik, ben daha 33 yaşındayım. Ondan sonra küçücük bir partiyiz. Bugünkü etkimiz yok vesaire. O zamandan bu yana hep bizi eşit olarak, yani karşısında sanki işte dünya çapında bir parti varmış gibi eşit görür ve hiçbir şekilde bugüne kadar bir tek telkiniyle karşılaşmadı. Bir tek. Hep şöyle söyler, bizim tecrübemiz böyle. Anlatır mesela, işte köylü meselesinde nasıl yaptılar, hangi hataları yaptılar veya işte milliyetler meselesinde neler yaptılar falan filan. Ve en sonunda hep şunu söyler, bizim tecrübemiz bu. Ama siz de böyle yapın, siz de bundan yararlanın falan, öyle bir şey yok. Hep bizim... Komünist Enternasyonel'in tecrübesi bu değil. Üçüncü İşte alternatif. Komünist Enternasyonel'in eleştirisinden geliyor bu. Yani Çin Komünist Partisi, abi parti konumunda olan Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nden çok çekmiş. Yani Sovyetler Birliği Komünist Partisi onlara işte işçi isyanları falan filan telkin etmiş. O işçi isyanlarında 1920'lerin sonu ve 34 yılına kadar olağanüstü kayıplara uğramış. O Sovyetler Birliği'nden gelen telkinlere uydukları için ve ondan sonra zaten Mao'nun çizgisini kabul ediyorlar. Mao onlara muhalefet yapıyor. Bu işçi isyanları yanlıştır. Şehirlerdeki ayaklanmalar çok çok yanlıştır. Ve bunun sonucunda 1934 yılına geldiği zaman Çin Komünist Partisi şehirlerdeki gücünün %100'ünü, köylerde de %90'ını kaybediyor. Onun üzerine Mao'nun çizgisinin haklı olduğunu 1934 Sunyi konferansında uzun yürüyüş sırasında kabul ediyorlar. Ve 3-4 tane böyle birbiri peş sıra sol dalgalar oluyor. O dersleri yaşıyor ve buradan aynı zamanda şunu dersi çıkarıyor. Biz yabancı bir partinin dayatmaları, bilmem neleri falan filan hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Ve bundan sonra da biz başka bir partiye şöyle yapın, böyle yapın falan gibi kesinlikle telkinde bulunmayacağız. Böyle bir tecrübeden geliyorlar. Onun için ben hep 1975'ten bu yana, bakın 25 yıl diyelim, 17'de buradan 42 yıl yaptığım görüşmelerde hiçbir telkinle karşılaşmadım. Hep bizim tecrübemiz böyle şeklinde ifade ederler. Siz onlardan kendi payınıza bir ders çıkartabiliyorsanız kendi ülkenizle ilgili, ve hep şu vurgudur. Biz Çin'e özgü bir çizgi izliyoruz. Herkes kendi ülkesine özgü, kendi ülkesinin toprağına basan bir çizgi izlemelidir. Biz de oradan Vatan Partisi olarak, eski İşçi Partisi olarak, İşçi Köylü Partisi olarak şu sonucu çıkartmıştık. Kendi kafamızı kendi omuzlarımızın üzerinde kendi kafamızı taşıyoruz. Yani bizim omuzlarımız üzerinde başka bir partinin kafasını taşımıyoruz. Bu bizim Vatan Partisi'nin çok önemli bir geleneğidir. Yani başka partilerin tecrübelerinden yararlanır, ama onları kopya etmek vesaire bunların ne kadar zararlı olduğunu bilir. Bu çok önemli bir tecrübe.